Çeviri. Start a login. Düğme. Bildirim gölgesi. Wi-Fi kablosuz açıldı. JSO etkinleştirmek için çift tıklayın. JSO etkinleştirmek için çift tıklayın. JSO. JSO. 2.0.20.901. Bir genel ayarlar etkinleştirmek için çift tıklayın. JSO. JSO. Bir ayar. Sihirbazı etkinleştirmek için çift tıklayın. İki konuşma hızı etkinleştirmek için çift tıklayın. Üç sentezleyici ses seviyesi etkinleştirmek için çift tıklayın. Dört kullanın ipuçlarını oku. Seçim kutusu seçili etkinleştirmek için çift tıklayın. 5 listedeki öğe numaralarını oku. Seçim kutusu seçili etkinleştirmek için çift tıklayın. 6 bildirimleri oku. Seçim kutusu seçili etkinleştirmek için çift tıklayın. 7 soldan sağa kaydırarak gezin. Seçim kutusu seçili varsayılan hareket grubu kullanılırken sola veya sağa kaydırarak odağı değiştirin. Aşağı yukarı kaydırarak kısa yol işlevlerini gerçekleştirin. Etkinleştirmek için çift tıklayın. 8 özel parmak hareketlerini kullan. Seçim kutusu seçili değil, etkinleştirmek için çift tıklayın. 9 özel parmak hareketi ayarları, etkinleştirmek için çift tıklayın. JSO. JSO. 2 sentezleyici ayarları, etkinleştirmek için çift tıklayın. Sentezleyici ayarları. Yukarı git, düğme çift. Sentezleyici ayarları. Bir ana sentezleyici motoru, içeriklerin okunması için kullanılan sentezleyici motorudur. Seçilen ses motoru çalışmazsa, uygun olan ilk ses motoru kullanılacaktır. Etkinleştirmek için çift tıklayın. İkinci sentezleyici motoru bildirimler ve ek bilgilerin seslendirilmesi için kullanılan ses motorudur. Ana ses motoru ile aynı ses motorunu seçmek, yalnızca bir ses motoru kullanımıyla sonuçlanacaktır. Etkinleştirmek için çift tıklayın. 3 tek sentezleyici kullan. Seç 4 sistem metinden konuşma çıktısı ayarları etkinleştirmek için çift tıklayın. Beş emojileri oku. Seçim kutusu seçili etkinleştirmek için çift tıklayın. Altı özel sembolleri seslendir. Seçim kutusu seçili değil, etkinleştirmek için çift tıklayın. Yedi özel sembol ayarları etkinleştirmek için çift tıklayın. 8 diğer ayarlar etkinleştirmek için çift tıklayın.
5 emojileri oku. Diğer ayarlar. Diğer ayarlar. Bir sistem sentezleyici ses yüksekliği etkinleştirmek için çift tıklayın. 2 okunacak bildirimleri sıraya ekle. Seçim kutusu seçili değil, etkinleştirmek için çift tıklayın. 3 diğer sesleri azalt. Seçim kutusu seçili değil, konuşurken diğer sesleri azalt. Etkinleştirmek için çift tıklayın. 4 sözcük tarama modunda konuşmayı yavaşlat. Seçim kutusu seçili değil, bu fonksiyon yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir. 5. Seçim kutusu seçili değil, ekran okuyucu ses seviyesi medya ses seviyesi yerine erişilebilirlik ses seviyesi tarafından kontrol edilecektir. Uyarı. Bu özellik yalnızca sistem sentezleyicisini desteklemektedir. Etkinleştirmek için çift tıklayın. 6. Zil ses seviyesini kullan. Seçim kutusu seçili değil, arayanı bildir konuşma ses seviyesi için zil ses seviyesini kullan, etkinleştirmek için çift tıklayın. 7 yakınlık sensörünü kullan. Seçim kutusu seçili değil, yakınlık sensörüne dokunulduğunda konuşmayı durdur. Etkinleştirmek için çift tıklayın. 8 ekranı açık tut. Seçim kutusu, seçili metin okunurken ekranı açık tut, etkinleştirmek için çift tıklayın. 9 gelişmiş kilitlenme önleyiciyi kullan. Seçim kutusu seçili değil, yukarıdaki seçenek çalışmazsa, lütfen bunu kullanın. Etkinleştirmek için çift tıklayın. Yeni 10 rakamları tek hane olarak oku. Seçim kutusu seçili değil, etkinleştirmek için çift tıklayın. 10 rakamları tek hane olarak oku. Diğer 11 noktalamaları oku. Seçim kutusu seçili değil, etkinleştirmek için çift tıklayın. 12 klavyede büyük harfleri seslendir. Seçim kutusu seçili değil, etkinleştirmek için çift tıklayın. Diğer ayarlar. Sentezleyici ajeso. 3 kere bildirim ayarları, etkinleştirmek için çift tıklayın. Dört hareket ayarları, etkinleştirmek için çift tıklayın. Hareket ayarları. Yukarı git, düğme çift, hareket ayarları. Bir parmak hareketleri paketi, varsayılan etkinleştirmek için çift tıklayın. İki varsayılan parmak hareketi ayarları geçersiz. Üç parmak hareketi listesi, etkinleştirmek için çift tıklayın. 4 parmak hareketi ayarları, bu hareketler ücretsiz sürümde kişiselleştirilememektedir, etkinleştirmek için çift tıklayın. 5 uygulamaya özgü parmak hareketleri paketi. Uygulamaya özgü parmak hareketleri paketini düzenle. Yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir, geçersiz. 6 oyuncu modunu kullan. Oyun oynarken ekran okuyucu hareketlerini devre dışı bırakmak için bu seçeneği kullanın. Etkinleştirmek için çift tıklayın. 7 alternatif hareket ayarları, etkinleştirmek için çift tıklayın. 5. 6 ve 15 arası öğeler gösteriliyor. 7 alternatif hareket ayarları, etkinleştirmek için çift tıklayın. Alternatif hareket ayarları, 1, sola ve sağa hızlı kaydırma listelerde hızlıca gezinir. Seçim kutusu seçili değil, listelerde hızlı gezinmeyi sağlar, etkinleştirmek 2, sol hareket kısa yolu, bu fonksiyon yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir. 3, sağ hareket kısa yolu, bu fonksiyon yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir. Hareket 8 kaydırma ayarları, etkinleştirmek için çift tıklayın. Kaydırma ayarları. Kaydırma ayarları. Bir soldan sağ kaydırarak gezin. Seçim kutusu, seçili varsayılan hareket grubu kullanılırken, sola veya sağ, yeni hapsap, 2 odak, bir soldan sağ kaydırarak gezin. Seçim kutusu, seçili varsayılan hareket grubu kullanılırken, sola veya sağ kaydırarak odağı değiştirin, aşağı yukarı kaydırarak kısa yol işlevlerini gerçekleştirin. Etkinleştirmek için çift tıklayın. 2 odak sona geldiğinde ilk öğeye kaydır. Seçim kutusu, seçili etkinleştirmek 3 web sayfalarında türe göre göz at.
Seçim kutsu seçili değil, etkinleştirmek için çift tıklayın. 4 ve dolaşım öğelerini yönet, etkinleştirmek için çift tıklayın. 5 öğe türlerine göre dolaşımı etkinleştir. Seçim kutsu seçili değil, varsayılan sol ve sağ hareket türünü kullanırken sol ve sağ kısa yol işleviyle bir çakışma var ise, çakışmayı önlemek için özel hareketler kullanabilirsiniz, etkinleştirmek için çift tıklayın. 6 kullanılan öğe türlerini yönet, etkinleştirmek için çift tıklayın. Kullanılan öğe türlerini yönet, aşağı kaydır tamam yukarı kaydır iptal. 1 ve 10 arası öğeler gösteriliyor. Toplam 23. Kaydırma ayarları 7 sayfaları otomatik kaydır. Seçim kutusu seçili değil, sayfa sonuna ulaşıldığında otomatik olarak sonraki sayfaya geç, etkinleştirmek için çift tıklayın. Kaydırma ayarları. Hareket ayarları 9 kenar hareketi ayarı etkinleştirmek için çift tıklayın. Kenar hareketi ayarı. Kenar hareketi ayarı. Bir alt kenar hareketi. Seçim kutusu seçili değil. Alt kenar hareketi, geri dönme, ana ekran, bildirim çubuğunu açma ve son görevleri açma gibi işlevleri gerçekleştirebilir. Etkinleştirmek için çift tıklayın. İki çok bölümlü parmak hareketlerini kullan. Seçim kutusu seçili değil bir ya da iki parmakla uygulanan çok bölümlü parmak hareketleri yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir geçersiz. Üç kenara çift tıklama hareketini kullan. Seçim kutusu seçili kenar menüsünde bulunmayan kenar hareketleri ile kullanılmak üzere belirlenmiş özel fonksiyonlar. Geçersiz. 4 ekran kenarı menüsünü kullan. Seçim kutusu seçili değil, kenar menüsünde bulunmayan kenar hareketleri ile kullanılmak üzere belirlenmiş özel fonksiyonlar. Geçersiz. 5 sol kenara dokunarak kısa yol kullan. Seçim kutusu seçili değil, geçersiz. 2 6 kenar hareketi tetiklenme genişliği 8 geçersiz. 7 sol kenar menüsünü kişiselleştir geçersiz. 8 hareket ayarları 10 ses tuşu ayarları etkinleştirmek için gesto. Beş içerik etkileşim ayarları etkinleştirmek için çift tıklayın. 6 bildirim ayarları etkinleştirmek için çift tıklayın. 7 gelişmiş yerler etkinleştirmek için çift tıklayın. 8 eklentiler etkinleştirmek için çift tıklayın. 9 pluginler ve araçlar etkinleştirmek için çift tıklayın. 10 ek kaynaklar indir etkinleştirmek için çift tıklayın. 11 not etkinleştirmek için çift tıklayın. 12 erişilebilirlik ayarları etkinleştirmek için çift tıklayın. 13 kullanıcı merkezi etkinleştirmek için çift tıklayın. 14 yardım ve geri bildirim etkinleştirmek için çift tıklayın. Son uygulayıcı.